Çuşmacısı sevimli bir kardeşimiz Celalettin Sevimli şu anda Hacı abimizin yanında ve söz sizde tekrar. Efendim icazet aldı demiştik. Daha sonra Hafız Fikri Aksoy'dan Arapça, Fatih Cami İmamı Hafız Ömer Aköz'den fıkıh ve feraiz dersleri aldı. 7 yıl sonra da 1959'da mezun oldu. Aynı yıl açılan Yüksek İslam Enstitüsü'ne kaydoldu. Ve 4 yıl sonra 1963'te enstitüden mezun oldu. Açıklayacağız kim olduğunu İstanbul Beyefendisi'nin. Teşekkürler. Evet, yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda kim var, gel. Gel Gari. Ne edip durun sen? Gari mi? Nasılsınız? Adın ne senin? Celalettin Sevimli. Nereden geliyorsun sen? Denizli'den. Denizli. Ne edip durun? Aslen yani Denizliliyim. İstanbul Fatih'ten geliyorum. Ne edip durun? Hamdolsun siz ne edip durursunuz? Ne yaptırıcı? Dikilip dururuz burada be. Allah daha iyisin. O zaman sen ne edip durun burada? Çık ve sahneye. Hadi inşallah. Sahneye sen Allah başarılar vermesin gari. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-duha vel-leyli izâ secâ mâ vedde'ake rabbüke ve mâ qalâ. Hakikaten sevimli değil mi hocam soy ismi gibi? Maşallah. Peki hazır mısın? Hazırım. Seni rahleye alıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ حياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
Nuzulen min gafurir rahim. Ve men ahsenu kavlen mimmen da'a. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Kıymetli misafirlerimiz, bakalım şimdi kaç puan takdir edecekler? Söz izleyenlerimiz de, buyurun efendim. Evet, stüdyoda bulunan izleyenlerimiz oyunuzu takdir etti. Ve şimdi kıymetli hocalarımız katkıda bulunacaklar. Osman Hocam. Evet, Celalettin Hocam hoş geldin, sefa geldin değerli kardeşim. Hocam. Allah razı olsun. Evet, şimdi telaffuzları itibariyle bazı kelimeleri Arap kardeşlerimizin elhanıyla, bazıları ise hocamın ifadesi İstanbul tavrıyla, böyle bir aralarda bir karar vermen lazım onlara böyle. Evet. Hangisine daha yatkın olduğunu Mehmet Ali Sarı hocam zaten söyleyecektir diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel bir yeteneksin sen. Çok iyi bir yetenek, kaliteli Allah bir yetenek. Efendim, ama şey içerisinde böyle ufak dokunuşlar yine yapmak gerekiyor. Mesela bazı kelimelerde bir insan ya yürüyordur, ya koşuyordur, ya da duruyordur. Evet, evet. Yani bu Kur'an-ı Kerim tilavetinin de usulleri var biliyorsun. Okumanın usulleri var. Yani o usullerin dışında bir usul kendimiz icra edemeyiz. Üç tane usulü var. Yani anlayacağımız dille beraber ağır, orta ve hızlı. Evet, evet. Bir kelime içerisinde iki şeyi yapma mesela. Yani böyle üç adımını hızlı hızlı, sonra yavaş yürümeye geçme gibi. Hacı Ali abi olsa yapardı burada şimdi. Nasıl olduğunu yani ben anlatırken o gösterirdi. Mesela وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ. Hepsi böyle aynı ahenkle, aynı ayarla böyle tik tak gibi, böyle yağ gibi gelsin gitsinler. Evet, evet. Anlatabiliyor muyum? Bir takım kaygılar taşıma okurken. Artık okumaya girdik mi girdik, her şey bitti. O kaygıları da attığında
Allah nasip eder, lütfeder, ihsan ederse, efendim bizim de ömrümüz kifayet ederse, İstanbul hafızlarından daha sonraki dönemlerde enfes bir hafızı İnşallah. Dinleme imkanı bulacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Ağzına İnşallah. Sağlık, gönlüne Allah sağlık. Sağ bir ilave yetiştiren anneden, babadan ve katkı sağlayan hocalarından Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. Ederim, Mehmet Ali Hocam. Şimdi hepimiz Kur'an-ı Kerim okuyoruz, dinliyoruz. Evet hocam. Kur'an-ı Kerim'in 3 boyutu var. Habli metin olarak 3 çelik iple Cenab-ı Hakk'a ondan geliyor, ona ulaşılıyor. Evet, evet. Bunlardan birisi mana bu şey lafız boyutu. Bu lafzı tasyih hurufla elde ediyoruz. Birisi bu lafızların yüklendiği mana boyutu. Hani bu fehmi muhsin dediğimiz evet, boyut. Evet hocam. Bir diğeri de ses boyutu. Kur'an-ı Kerim sessiz okunamaz. Tilavet dediğimiz sesle mümkündür. Bu evet. 3 boyutun birisini bilmezsen bu 2 ayaklı bir masa olur. Onu ayakta tutamazsın. Evet, tutar evet. ama eksik olur. Sadece ayağının birisi yok. Eksik olur evet. evet. Onun için bu 3. ayak ses boyutunu da madem ki bu kadar güzel sesiniz var. Kur'an okuyorsunuz. Burayı merak edin. Hı-hı. Buraya çalışın. İnşallah hocam. Tebrik ederim. Allah Peki, teşekkür ediyoruz ve Halil Hocam. Şimdi icranın bidayetinden nihayetine yani başlangıcından sonuna kadar bölümde bir tek düzelik söz konusu. Musiki penceresinden bakınca böyle gözüküyor. Evet, evet. Ve burada tabii ki dinleme işini ihmal ettiğimiz dolayısıyla musiki eserlerini musikiye dönüp çok nadirattan bakıyoruz ya. Evet. Buradaki yani istifleri eksik olan icralarda hep dinleme noksanlığı vardır. Tek düzelik oradan kaynaklanır. Çünkü bilmiyorsun, melodi bilmiyorsun sonuç itibariyle. Evet. Bilmen lazım. Yani bir icracı, bir kari kulağa tabiri caizse her meşru sese açık olması gerekir. Sesinizin rengi, yapısı itibariyle bence de gayet münasip ve eğer ses kullanma tekniklerini de öğrenirseniz isabet olur hakkınızda. Geçen. Nefes almak işi nasıldır biliyor musun? Yani bir balonu düşün. Bir balon. Onu üfür. Şişsin o balon. Sonra o ağzını açıp tasarruf ederken birden açarsan olmaz. Çok daraltırsan yine oradan ses elde edemezsin. O havayı elde edemezsin. Demek ki orada da bir teknik var. O tekniği mutlaka öğrenmeniz lazım. İnşallah. Diğer türlü gayet şıksın. O yelek bu sene moda galiba. Mustafa daha iyisini... Yok. Hacı daha iyisini bilir. Yani bu temsil noktasında da çok başarılı. Tebarekallah. Hem Maşallah. Şık hem de sevimli Celalettin'imiz için şimdi hocalarımızın oyunu öğrenme zamanı. Oldukça terledin. Sanki biraz daha terliyor gibisin şimdi bu an öncesinde. Bakalım heyecanını alacak mı hocalarımız? Sizi sahnenin önüne alıyoruz. Buyurun. Osman Hocam. Evet değerli kardeşim Celalettin Hocam. Evet. Kur'an ahlak dediğimizde ilk aklımıza gelen şey tevazu. Evet. O da bütün haliyle sizde kendisini gösteriyor. Onun için de tekrar teşekkür ediyorum. Güçlü bir kari adayı olarak görüyorum ben sizi. İnşallah. Ve puanımı da bu manada, bu anlamda arz etmek istiyorum. Bu anlamda seslenmek istiyorum. Evet. Ve size böyle helalinden tertemiz, pırıl pırıl bir 95 puan veriyorum. 95 puan geldi Osman Hocam'dan. Evet. Mehmet Ali Hocam düşünceli. Kardeşim niye benim vereceğim puanı veriyorsun? Öğrendim hocam. Yani programlar devam ederken öğreniyorum hocam. Tekrar ediyoruz. O zaman 95 puan da Mehmet Ali Hocam'dan alındı. Şimdi bir cümle ile puanımı vermek istiyorum. Hani kulağınızda kalsın diye haşa nasihat makamında değilim ama tavsiye makamında olabilirim. Boğumlarınızı yani sesinizin mesafesini anlamaya çalışın. Hocalarım beni bağışlasınlar. Ben size 85 puan veriyorum. 85 puan. Evet.
Ali hocamın da puanı oldukça sevimli. Allah razı olsun. 85 puan güzel bir hocam, puan oldu. Ama güzel, tam da güzel bir puan bulunuyor. Yaptı ama ben Mehmet Ali hocam 95 verince sormak isterim. Atlas libas giydirildi mi hocam? Evet, güzeldi. Harika. Bunu almış olmak çok güzel. Atlas giydi ama libas daha giyecek. O da dikilecek. O zaman Atlas diyorum. O zaman 10 olacak. 100 olacak. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Tekrar. Sizi uğurluyoruz. Evet, Celalettin Sevimli. Toplamda jürimizden 275 puan aldı ama izleyenlerimizin takdirini sonucu açıklarken göreceğiz. Bakalım ne kadar etki edecek ve çok önemli oylar bunlar, biliyorsunuz diyorum ve Celalettin Sevimli'yi Hacı Ali abimizin yanına tekrar uğurladık ve söz Hacı Ali abimizde. Lan Celalettin, yedi vedin, karıştırdın ortalığı. Okuduk çok şey ya. Allah'ın çok iyi puanlar aldın ama. 275 çok gerçekten güzel. Öyle bir mi? Puan. Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Çok sevin ve hakikaten. Ben de Aydın'da çocukluğum ve gençliğim diyeyim, orada geçirdim. Hakikaten Ege insanı çok sevimli oluyor. Çok Allah teşekkür ederiz. Buyurun. Ben teşekkür ederim.